Merhabalar dostlar. Biliyorsunuz Rusya'da bir terör saldırısı gerçekleşti. Büyük bir facia yaşandı. Bu facia sonrasında bazı şüpheler aklımda oluştu diyebilirim. Türkiye'yi bu olayın içine çekmek için iki kritik adımdan ben geçtiğimiz videonun sonlarına doğru bahsetmiştim ama bu konunun daha detaylandırılmasını izleyicilerimiz benden talep ettiler. Neden? Çünkü bakın Romanya'nın bir açıklaması vardı. Böyle trajik bir açıklamaydı biliyorsunuz. Romanya Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili kendi kuyusundan değil bizim kuyumuzdan gaz çekiyorlar çıkışı sonrası ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sese göre açıkladıklarını dile getirmişlerdi. Bizim kuyudan gaz, gaz çekiyorlar falan filan demişlerdi. Provokate adı edici adımlar e söz konusuydu. Uyarılar gelmeye başlamıştı falan filan. Şimdi Romanya'nın tam olarak 19 Mart'ta gerçekleştirdiği şu adıma bir bakalım. Bu adım sonrasında bir de Rusya ayağına bakalım. Rusya'daki terör saldırısına ve Amerika'nın, Amerikan ve İngiliz aklının istediği şu. Savaşın Baltık'tan çıkıp Karadeniz'e gelmesi. Karadeniz'in bir savaş denizi haline gelmesini istiyor ve bunun ilk adımlarını atarak da Türkiye'nin bu Tuna 1, 150 kilometre açığımızda bulunan Tuna 1 gaz kuyumuzdan faydalanmamızı da engellemeye çalışan bir Amerikan İngiliz aklının olduğunu görüyoruz. Olay çok farklı bir yere doğru gidecek. Bunu net olarak söyleyebilirim. Romanya 19 Mart'ta Türkiye Karadeniz'de bulunan Romanya'nın Neptün gaz sahasının derinliklerinden gazı çekiyor. Kendi doğal gazını çekmiyor demesi. Sonrası bu açıklamanın Romanya'ya değil de ABD'ye ait olduğunu, ABD'nin bunu yaptırdığını, farklı bir planı olduğunu biz 19 Mart günü bu ekranlarda aktarmıştık. ABD bu ülkeye askeri üslerle yerleşmiş. İşte üstler kurmuş, silah yığınakları yapmış durumda. Hedef sadece Rusya değil. Bunu net olarak biz o zamandan söyledik. Aslında Karadeniz ve Türkiye'ydi. Türkiye'yi de bu savaşın içine çekmek istiyorlar. Hatta Kuzey Denizi'ndeki boru hattının patlatılması gibi böyle skandal bir takım e, iddialar da ortaya atılıyor. Bu tesisin bombalanmasıyla alakalı bir takım dedikodular, kulis konuşmaları, fısıltılar da dolanmakta. ABD'nin Karadeniz'i karıştırmak istediğini biz buradan anladık. Türkiye'yi hedef aldığını anladık. Girdikleri her yere bir pislik, bir fitne, bir çatışma çıkarmaya çalıştıklarını anladık. Neptün e, gaz sahası nedir diye detaylı olarak bunu araştırmaya başladığımda karşıma çıkan şey de beni hiç şaşırtmadı. Romanya'nın Neptün gaz sahasının %50 ortaklığı Amerika Birleşik İlletlerinin Mobil şirketi Amerika'ya bağlı bu şirketin %50'sinin oranın sahibi olduğunu da biz burada görmüş olduk. Geçtiğimiz günlerde İşin şiddetleneceğini, Türkiye ve Amerika'nın arasındaki çatışmanın daha da yükseleceğini Ben Exxon, özür dilerim Washington Examiner dedikleri bir haber kaynağına, bir Amerikan haber kaynağında özetle yazdıkları şu, Türkiye bizim dostumuz değildir. Ha, şunu bileydiniz dedik o gün, o gün bunu konuşmuştuk. Şimdi bakın işin şiddetleneceğini kademe kademe görmekteyiz. Romanya'nın tavır değişikliği çok net olarak e, görülüyor aslında. Bu olayda itirazdan sonra Kuzey Denizi'nde doğalgaz boru hattının patlatılması gibi Karadeniz'de de benzer bir senaryo denenebilir. Bunu Romanya değil ABD yapacaktır. Bir şekilde bunu yapmak isteyecek. Yani Karadeniz'de yakın dönem içerisinde bakın ABD Romanya askeri üsler kurdu. Askeri yığınaklar yaptı. Bu ülkeyi Rusya'ya karşı ve sonra Türkiye'ye karşı ön cephe haline getirmeye de çalıştı. Ve bunu da bir ölçüde başardı. Karadeniz'de, Karadeniz'i savaş denizi yapmak istiyorlar dedi. Karadeniz'de gelecek dönemde yanlışlıkla patlayan bombalar, istemeden ateşlenen füzeler, test aşamasında yanlış yere düşen bazı roketler, füzeler duyarsak Şaşırmayalım. Şaşırmayalım. Amerika'nın planı Ukrayna yetmezse Romanya'da savaşa sürülecek. Ama hazırlık sadece Rusya için değil Karadeniz için. ABD Romanya'ya yerleşir yerleşmez bu itirazlara başladı zaten. Gildikleri her ülkeyi bir taşerona dönüştürüyorlar. Yunanistan'da bunlardan bir aslına bakarsanız. Şimdi de Romanya'yı net olarak içerideki dinamiklerle Türkiye'ye karşı kışkırttıklarını görüyoruz. Anladık ki Romanya'yı da Türkiye'ye karşı kullanacaklar. Karadeniz'de doğal gaz anlaşmazlığı diye bir tez üretecekler. Göreceğiz. Açıkça söyleyeyim. Bu olaydan itirazdan sonra Kuzey Denizi'nde doğal gaz boratlarının patlatılması uzak değil. Bu Amerika'nın cesaret edebileceği bir senaryo. Bunu Romanya değil, altını çizelim ABD yapacak. Herkesin çok dikkatli olması gereken bir dönemin içerisinden geçiyoruz. İşaretler ortaya çıkıyor tek tek. Bakın ben burada bu ekranlarda sizlere bir puzzle gibi olay örgüsünü birleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Gerektiğinde belgeleri ortaya koyuyorum. Gerektiğinde farklı argümanları ortaya koyuyorum. Bakıyorsunuz işte yine Amerika'nın taşere ettiği Yunanistan'dan şey açıklamalar geliyor. Ne diyor Yunanistan F-35'lerle rekabet edilebilecek bir uçak yapıldı diyor. Türkiye'nin yaptığı milli muharip uçakla ilgili. Amerika'da ve İngiltere'de bazı yayın organları mesela İngilizdi bu sanırım. Ee, neydi? Business Insider diyor ki Türk uçaklarına diyor, Pakistan'dan ve Azerbaycan'dan çok yoğun bir talep gelecek diyor. Bu noktada da diyor Amerika'nın elinin zayıflayacağı ortada diyor. Geçtiğimiz günlerde yine anlattım. Dedim ki bakın Çin uçak noktasında 5. nesil yeni teknoloji üst düzey uçaklar noktasında Amerika'yı sollamaya başladı. Amerika buradaki eksikliğini F-35'lerle tamamlamayı hayal ediyordu. Türkiye denklemden çıkıp farklı bir yola doğru geçince Amerika buradaki sıkıntının üzerine örtemedi. Halen daha bunu tedavi edemedi buradaki hastalıklı durumu. Diye anlattım sizlere. Ve şunu talep etti. Teksas'ta, efendime söyleyeyim Ukrayna'daki bazı güvenli şehirlerde, orada burada Türk-Amerikan bir şekilde e, mühendisleri, bilmem neleri teknik ekipleri ortak bir çalışma yapıp F-35'in eksik, problemli parçalarını gelin birlikte halledelim, çözelim diyen bir Amerikan hissiyatının da ortada olduğunu sizlere buradan anlatıyorum. Çok tehlikeli bir virajdı. Bunu görmemek mümkün. Bunu fark etmemek, bunun gözden kaçması mümkün. Amerika için çok büyük bir tehditiz. Öyle algılıyorlar. Ve bugünümüze bakmıyorlar. Bir 20 yıl sonrasına, bir 10 yıl sonrasına bakıyorlar. Diyor ki zıvanadan çıktı. Zıvanadan çıktı bu iş. Yani bakın Amerika'daki bazı adresler şöyle söylüyor. Türkiye kontrolü kaybet. Bu taraflı bir anı. Amerika'daki tarafsız bazı argümanlar üreten adreslerde şunu söylüyor. Türkiye kontrolünü kaybetmedi. Türkiye bizim kontrolümüzden çıktı. Daha büyük denklemler var. Ve Türkiye var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz gün bir televizyon kanalına Irak ve Suriye'deki muhtemel harekatlar ve bu konuda yürütülen diplomasi trafiğine dair çok önemli bilgiler verdi. Konuşmasının içinde geçen bazı konuların altını çizmek çok önemli. Fidan meskür konuşmasında ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteği bizim için bir numaralı tehdit diyerek Türkiye'nin rahatsızlığını bir kez daha dile getirdi. Ve bu Amerika'da çok konuşuldu. Hemen arkasından da ekledi. PKK ile mücadele ederken daha büyük denklemlerin içerisine girmek istemiyoruz. Çekiniyoruz değil. Girmek istemiyoruz. Başka işlerimiz var. Bu cümlelerden de çok iyi anlaşılıyor ki Türkiye PKK YPG'yi destekleme konusunda hala bir adım geri atmamış olan ABD'ye açıkça denklemlerin içine girmekten asla çekinmediğini ortaya koyuyor. Bakın biz Gerekmedikçe sizinle savaşmayız ama geri adım atmazsanız sizinle de savaşacağız diyor Hakan Fidan. Daha büyük denklem dedim değil mi? Nedir bu? Nedir bunu düşünmek lazım. Türkiye ABD'ye rağmen önümüzdeki süreçlerde diplomasi ve ikna ile bir sonuç alınamadığı takdirde Suriye'de yarım kalan işi tamamlayacağının e, muhataplarına, alenen suratlarına Amerikalılar gibi koltuk altından konuşmadan bunu direkt söyledi. Ve bakın Diplomasi trafiği açısından bakarsak Türkiye şu anda dünyanın en büyük ikinci diplomasi ağına sahip Bunlar da çok önemli kavram. Bu kapsamda da Irak ve Suriye arasında PKK, YPG hareketlerini kesecek hamleler ortaya koyacağını da ilk kez bu denli yüksek bir sesle dile getiriyor. Fidan açıkça bu yaz Suriye ve Irak arasındaki terör örgütünün geçişkenliğini sonlandıracağımızı net olarak açıkladı. İşte asıl büyük denklem tam burada. Neden? Terör örgütü PKK, Irak'la Suriye arasında sağladığı geçişkenlik sayesinde Türkiye'nin baskıları sonucu müşküle düştü lojistik desteğini, insan kaynağı ve para transferini bu geçişkenlik sayesinde sürdürebiliyor ve hayatta kalmayı en azından sağlıyor. Hayatını öyle idame ettiriyor. Türkiye ne yapacak? Türkiye bu yaz Türkiye, Suriye, Irak sınırlarının tam kesişim noktasından başlayarak Mosul, Telafer, Sincan, e, El Hol, Mosul, El Arubiye, Haseki arasındaki güzergahları ayrıca Mosul, Zaho, Habur bölgesindeki olan o ana ve Tarihi güzergahları kontrol etmek isteyecek. Buraya bir askeri harekatın, buraya bir demir yumruğun vurulacağını biz şu an görüntü onu gösteriyor. Bu ne ABD'nin ne de İran'ın asla istemeyeceği bir nokta olduğunu da önümüzdeki aylarda Türkiye'nin bu harekatından hemen önce en büyük tepkilerin geleceği iki adresin burası olduğunu da net olarak yaşayacağız. Tam burada Hakan Fidan'ın PKK ile mücadele ederken daha büyük denklemlerin içerisine girmekten çekinmeyeceğiz cümlesi iyi hatırlamak. Türkiye gerekirse İran'ı gerekirse Amerika'yı gerekirse alayını bu noktada karşısına alacak ve bu mevzuyu bu yaz kopartıp atacak. Oysa Obama döneminden bu yana Brett McGreg aklının ısrarla ortaya çıkarmak istediği tablo Suriye'deki yapı ve Irak'taki yapı arasında doku uyuşmazlığına sebep olan unsurları ortadan kaldırmak üzerine inşa edilmişti. Bu alanda az mesafede aslında almadılar. PKK artık Irak'ta sadece dağlık alanlarda değildi. Bu kapsamda Sinjar, Musul, Süleymaniye hattındaki birçok kasaba ve şehrin içerisinde şehir yapılanmasını sırf bu amaçla oluşturdu. Söz konusu güzergahların kontrol edilmesi Bağdat ve Erbil'in desteği son derece kıymetli. Özellikle bu türden kapsamlı harekatların lojistik desteğinin ve yerel istihbaratının sağlanmasında üzerinde harekat yaptığımız ülkelerin sizinle birlikte entegre hareket etmesi son derece kıymetli. Sanırım aylardan bu yana Türkiye diplomasinin tüm unsurlarını kullanarak bu desteği sağlamak için çalışıyor. Eğer ki bu destek verilmezse çok daha sert bir şekilde buranın işte hava saldırısıyla, kara saldırısıyla efendime söyleyeyim insansız hava saldırılarıyla gözünü karartarak bu yazı daha sıcak yapacak bazı adımlar atmasını da bekliyorum. Bu noktada gelecek 1-2 ay içerisinde de Türk tarafından çok daha sert bazı ifadeler geleceğini de öngörebiliyorum. Çünkü bu dediğim kavşak noktasını da söker atarsak artık PKK nefes bile alamaz hale gelecektir. Nefesini kestikten sonra da sadece birkaç dakika can çekişebilecektir. Kıymetli dostlar paylaşmanız çok önemli. Ee, videoyu beğen beğenmeniz, e, abone olup kanalımızı, sayfamızı takip etmeniz bizler için çok çok değerli ve kıymetli. Bizleri izleyen herkese teşekkürleri buradan iletmeyi de bir borç biliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın efendim.